Kardeşler, bugün sizlerle çağımızın en büyük dertlerinden birisiyle şekerle ilgili konuşacağız. Lütfen şeker hastası olan kardeşlerim, bugün beni bir güzelce seyredin. Abilerim, ablalarım, güzelce seyredin. Ne yapacaksınız? Nasıl bu işi halledeceksiniz? Hele hele, çok iyi dinleyin burayı. İlaç kullanmıyorum ama şekerim biraz yükselir gibi oldu. İnsülin kullanmıyorum, şekerim biraz yükselir gibi oldu diyenlere müjdeler olsun. Eğer benim bugün dediklerimi yaparsanız hiç ilaca başlamadan bu illeti atlatmış olacağız. Bir daha söylüyorum, bu illeti atlatmış olacağız. Şekerim benim biraz 120 ile 160 arasında, doktorum dikkat et dedi, ilaç vermedi. Gözünüz aydın. Biz bugün bir şeyler söyleyeceğiz. Sizin şekeriniz gayet güzel düzene girecek, gayet iyi olacak. Kardeşler, Türkiye'de yapılan en büyük yanlışlardan birisi, maalesef ki maalesef hep söylüyoruz, en son Amerika'daki toplantıda bize öğretilenlerden en önemlisi birisi, dediler ki hastalarınızın, gelen size danışanlarınızın göbeğini ölçün kardeşim. Tam göbeği hanımların 88'in üstündeyse, erkeklerin de 102'nin üstündeyse bunların karaciğerleri yağlanacak. Bunların bütün organları, iç organları yağlanacak. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, sıkıntılara girecekler, her türlü hastalıklara davetiye çıkaracaklar dediler. Şimdi bak, şöyle bir şey yapalım. Tut abla bunu. Şu elini şimdi şöyle aç kapa. Aç kapa, aç kapa, aç kapa. Şimdi dur abla. Kapat şimdi. Şimdi oynat. Aç kapa. Olmalı. Oynamıyor. Niye oynamıyor? Eğer sizin göbeğinizi ölçtüğünüz 88'in üstündeyse iç organlarınız yağ bağlıyor kardeşim. Hani bayramda kurbanı kesiyoruz. Kurbanın böbreğini ya da şeyini çıkarıyor. Oo, ne güzel yağlıymış. Böbreğin etrafı yağ kaplıyor böyle. Yağ kesiyoruz, böbreği çıkarabiliyoruz. İşte siz de ölçeceksiniz. 88'in üstündeyse karaciğeriniz böyle, böbrekleriniz böyle. Ama en önemlisi pankreas denilen şekeri regüle eden, şekeri düzenleyen, insülü salgılayan organınızda aynı. Oynat gene abla elini. Bak böyle çalışıyor şimdi, gayet güzel. Bu pompalıyor. Ne pompalıyor? Şekeri tolere edecek insülin pompalıyor. Şimdi yap abla. Yağ bağladı, oynamıyor. Sen normalde şeker hastası değilsin. Senin pankreasın sağlam ama sen kilodan dolayı, yağdan dolayı şeker hastasısın. Ve Türkiye'de de iddia ediyorum 80 tane şeker hastasının, 100 tane şeker hastasının 80'i böyle. Periz yapsa, kiloyu verse şeker meker kalmayacak. Ve çok deniyoruz. O kadar çok başımıza geliyor ki diyorum ki abla gel bu işi çözelim. İnanın insülin kullananlar dahi sözlerimizi dinlerse, dediklerimizi yaparsa hiçbir şey kullanmaz hale geliyorlar. Bir daha söylüyorum. Hiçbir şey kullanmaz hale geliyorlar. İnsülin kullananlar da dahil. Sadece ve sadece dikkat edeceksiniz kardeşlerim. Şeker hastası gibi yaşamamız lazım. Hepimizin öyle yaşamamız lazım esasında. O kadar dikkat etmemiz lazım. Neye dikkat edeceğiz? Bir, ekmek türü, hamur işi türü, karbonhidrat dediklerimize çok dikkat edeceğiz kardeşler. Ben diyor şeker hastasıyım ama diyor ben çok iyi diyor kepekli ekmek yiyorum diyor. Doktorum bana diyor söylediler diyor iki dilim yiyorum. Kardeşim, şeker hastasıysanız siz ekmek türü bir şey yediğiniz zaman şekeriniz yükselecek, bunu kabul edin. Kepeğe, mepeğe, çavdarı, çuvdarı yok bu işin. Peki yapılan en büyük yanlışlardan biri, şekeri en büyük eriten şey ne? Egzersiz, enerji. İşte bak şunu yapıyorum ben, böyle hızlı yürürsem daha çok enerji sarf ediyorum. Zıplarsam daha çok enerji. Bunu neyle sarf ediyorum? Şeker yakıyorum işte. İşte siz eğer biraz daha çok hareket ederseniz, o ne yaptığınızı bilirseniz, mesela ben bugün ekmek yedim, o zaman biraz daha çok hareket edeceğim. Ama sen böyle hareket edersen ne yakabilirsin, ne şey, ne olur sonra o işte gelir löp löp buralara oturur, iç organlarını yağlar, ondan sonra şeker yükselmeye başlar, sıkıntılar başlar. Kardeşler, hastalık olaraklara bir şey demiyorum, pankreasında sıkıntı olanlara, hücre bozukluklarına bir şey demiyorum ama onlarda bile dediklerimi tutarsa düzelme oluyor. Dediklerimi tutarsa, mesela atıyorum eskiden 10-10 vuruyorsa iğnesini ya da hapını 2-2 yutuyorsa onlarda da 1'e düşüyor, yarıma düşüyor. Sadece bugün bizi güzel dinleyiniz. Ve kilo meselesi önemli değil, çok önemli. Kardeşler,
geldik şimdi çok önemli bir sirke yapacağız size. Bu sirke de kesinlikle ve kesinlikle şekeri düşürmede çok faydalı oluyor. Ama burada seyircilerin bir tanesini ölçtük. Şimdi biz şeker ölçümü yaptık aralarda. Senin kaç çıktı kardeş? 234 hocam. 234. Şimdi dinleyin. Buna bir karışım yedireceğiz şimdi. Program bitmeden önce Şükran Hanım bize haber vereceksiniz. 5 dakika kala tekrar ölçeceğiz. Bakalım ne olacak. Hemen o karışımı anlatıyorum şimdi. Bakın bu karışım muhakkak şekeri düşürüyor. Çok faydalı. Bu karışım ne? Sevgili kardeşlerim, bunu hepsinden birebir oranda alacaksınız. Mesela atıyorum 150'şer gram birebir oranda olacak. Ne bu? Tarçın. Ne kadar tarçın? 100 gram tarçın. Zencefil ne kadar? 100 gram. Zerdeçal ne kadar? 100 gram. Zencefil, zerdeçal, çörek otu, mahlep, tarçın. Çörek otunun yalnız dövülmüş olması lazım, toz olması lazım. Buna çok dikkat edeceksiniz. Eğer dövülmüş değilse havanda şöyle bir döveceksiniz. Şimdi seyircimizin bir tanesinin şekeri yüksek. Bakalım ne olacak sonra. Çörek otumuzu da koyduk. Şimdi kardeşler bunun özelliği, bunu bir çörek otu, mahlep, bunu aynı zamanda zayıflamada da kullanıyoruz. Zayıflamada da çok faydası var. Söylüyorum, zencefil, zerdeçal, çörek otu, mahlep, tarçın. Kardeşler, birebir oranda olacak bunlar. Birebir ne demek? Yani hepsi aynı oranda olacak demek. Sonra şekerinizin yüksekliğine göre, bu ablanınki biraz yüksek. O zaman buna 2 çorba kaşığı koyacağız. 2 çorba kaşığı, şeker yüksek olduğu zaman 2 çorba kaşığı. Yoğurtla karıştırıp bunu yedireceğiz kendisine. Bunu şekerinizin durumuna göre sabah akşam yiyebilirsiniz. Yemek aralarında yiyebilirsiniz. Mükemmel şekilde şekerinizin düştüğünüzü göreceksiniz. Biraz vaktimiz kısa ama olsun. Bakalım ne kadar düşürecek kardeşimizinkini. Hemen bacım al sana doğal tahta kaşıkla da verelim. Şunu bir güzelce yiyin. Yalnız birazcık da su vermeniz lazım. Hocam, insülin kullananlar da yiyebilir mi bunu? Müsaade et abla. İnsülin kullananlar hem bunu yaparlarsa hem insülin yapıp diye düşer başıma iş getirirsiniz. Ben insülin kullananlara katiyen doktorlarına danışmadan öyle bir şey yapsın demiyorum. Sizi takip et. Şeker hastalığında çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Hep aynı doktora gitmeye çalışsınız ya da hep aynı hastaneye gitmeye çalışsınız. Bir Ahmet doktora, bir Mehmet doktora, bir Ahmet hastanesine, bir Mehmet hastanesine denge karışır. Çünkü bir düzen tutturmak lazımdır. O düzeni tutturmak için aynı hastaneye, aynı doktora gitmekte yarar vardır. O yüzden ben sakın ola ki insülin kullananlara öyle bir şey demiyorum. Katiyen ve katiyen doktorlarına danışmadan böyle bir şey yapsınlar demiyorum. Zencefil, zerdeçal, çörek otu, mahlep, tarçın. Birebir oranda aldık. Şekerinizin yüksekliğine göre 2 çorba kaşığı, 3-4 çorba kaşığı yoğurtla karıştıracaksınız. Mümkünse yanında birazcık da su içebilirsiniz. Maden suyu da içebilirsiniz. Göreceksiniz inşallah. Biraz sonra bacımın şeyini ölçeceğiz. Bakalım ne kadar düştü. Çok süratli mi düşürür? Süratlice düşürür. Merak etmeyin. Bir dakika. Şeker kaça düşmüş? Bak çok önemli kısmını kaçırıyorduk. Tut mikrofonu. Tut. 154 hocam. Demin kaçtı? 234. Görüyor musunuz? Çörek otu, mahlep, tarçın. Bak bu kadar da şahit var. Bu kadar şahitin önünde ölçtük. Bu kadar kısa sürede. İki yüz otuz dörttü, yüz elli dört olmuş. Neredeyse 80 düşmüş, 100'e yakın düşmüş. Görüyorsunuz kardeşler bu kadar kısa süre. Hele biraz daha su içip bir de çişe gitseydi normale dönecekti. Çok iyi olmuş. Çörek otu, mahlep, tarçın, zencefil, zerdeçalı sakın ola ki ihmal etmeyin bacılar kardeşler.